İçal TV Haber Merkezi'nin hazırladığı ajanda ile karşınızdayız. Ben Büşra Elvanoğlu. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Önce özetler. Tarsus ilçesinde bulunan motosiklet ve bisiklet fabrikasında meydana gelen yangında 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Eğitimsel Mersin Şube Sekreteri İsmail Usluoğlu, 2018-2019 eğitim öğretim sezonunun sona ermesi nedeniyle Eğitimsel binasında bir basın açıklaması yaptı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2019 yılı Haziran ayı olan toplantı döneminin birinci birleşimi Vahap Seçer Başkanlığı'nda Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler evde sağlık hizmetleri sistemini vatandaşlara tanıtmak için büyük bir alışveriş merkezinde stand açtı. Mersin'in Tarsus ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Tarımın Geleceği Emin Ellerde projesi kapsamında Alata Tarım Kampı başladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılının Nisan ayında alınan helikopter, Başkan Seçer'in tasarruf tedbirleri kapsamında yeni bir görevle hizmet vermeye başladı. Türk sinema tarihinin unutulmaz seri filmi Hababam sınıfının efsane oyuncuları Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Mersinlilerle buluştu. Akdeniz Belediyesi ilçe sınırları içinde bulunan 11 spor tesisinde kapsamlı bir yenileme ve bakım çalışması başlattı. Mahkemede hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Mersin'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Mersin'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Mersin Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazına Vali Ali İhsan Su da katıldı. Mersin Müftülüğü tarafından organize edilen gıyabi cenaze programı Ulu Cami önünde öğle namazını müteakip düzenlendi. Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve zindanda hayatını kaybeden, şehadet şerbetini içen merhum Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazını kılmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Rabbim yeryüzünde ilahi kelimetullah için, ümmetin birliği için mücadele eden, bu uğurda gayret eden, halkının, vatandaşının, Müslümanların hak ve özgürlüğünü savunan, Kur'an ve sünnet yolunda çizgisinde mücadele eden bütün kardeşlerimize güç kuvvet nasip eylesin. Rabbim dilerse, kim ne yaparsa yapsın, Firavun sarayında Musa'larını yetiştirecek. Musa'sını suya boğmayacak, İbrahim'ini ateşte yakmayacak, Yusuf'unu kuyuda, zindanda hapsetmeyecektir. Yeter ki Müslümanlar ümmetin birliğini, Kur'an ve sünnetin gösterdiği evrensel ahlak ilkelerini hayatına prensip edinsinler. Rabbim inanan insanlara hem dünyada hem de ahirette yardım edeceğini vaat ediyor. Eğer bugün İslam aleminde ve Müslümanlarda yaşanan bir sıkıntı varsa lütfen herkes elini vicdanına koyacaktır. Kendisini bir test edecektir. Hayatını ve yaşantısını Kur'an ve sünnet ölçüsünde bir değerlendirmeye tabi tutacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yeryüzünde mümin ve Müslümanların yardımcısı olsun. Mazlumlara yardım eylesin, zindanlarda ilahi kelimetullah için mücadele eden oralardaki kardeşlerimize özgürlüğünü nasip eylesin. Allah yeryüzünde kan ve gözyaşı içerisinde inim inim inleyen bütün kardeşlerimize yardım eylesin inşallah. Allahu Ekber. Ya Rabbi, Mısır'da seçilmiş cumhurbaşkanı olarak görev yaparken hainlerin darbesiyle görevden uzaklaştıran, zindanda da ruhunu Allah'a teslim ederek şehadet makamına eren
merhum Muhammed Mursi'nin makamını yüce eyle ya Rabbi. Varsa hatalarını bağışla ya Rabbi. Onlardan ibret alarak hayatımıza çeki düzen vermeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Yeryüzünde ümmeti Muhammed'in birliğini daim eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'in bölünmesine, parçalanmasına dair yapılan bütün planları, çalışmaları sen yapanların başlarına çevir ya Rabbi. Allah'ım bizi her türlü fitneden, fesattan, kötülükten muhafaza eyle. Yapmış olduğumuz duaları kabul eyle. Allah rızası için, ölmüşlerimizin ruhu için, ilahi kelimetullah uğrunda mücadele ederek ruhlarını Allah'a teslim edenlerin ruhları için, bilhassa Allah rızası için. El Fatiha. Silifke'de eski karısı ve aynı tarlada çalıştığı kişiyi pompalı tüfekle vuran zanlı intihar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Adını alın, adını. Adım. Adam geçiyor, hadi ya. Yok, var orada. Gidelim. Bak, bir orada. Hadi. Komşum var. Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Filiz Sarı 3 ay önce eşi Muzaffer Taş'tan ayrıldı. Filiz Sarı, Silifke'nin Gazi mahallesinde ayrı eve taşınarak yaşamaya başladı. Çilek tarlasında çavuş olarak çalışmaya başlayan Filiz Sarı, aynı tarlada gündelikçi olarak çalışan Ramazan Ünlü ile tarla işine giderken eski eşi Muzaffer Taş tarafından yolları kesildi. Çıkan arbede sonucunda Muzaffer Taş, yanında bulundurduğu pompalı tüfekle önce eski eşi Filiz Sarı'yı, sonra da Ramazan Ünlü'yü yolun ortasında öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Adını alın, adını. Adım. Adam geçiyor, hadi ya. Yok, var orada. Gidelim. Bak, bir orada. Hadi. Komşum var. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan polis ve 112 acil ambulans ekipleri olay yerinde incelemeler yaptıktan sonra cesetler otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Tarsus'ta E400 karayolunda bulunan bisiklet ve motosiklet fabrikasında yangın çıktı. 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 2 itfaiye elemanı tedaviye alındı. Tarsus ilçesinde bulunan motosiklet ve bisiklet fabrikasında meydana gelen yangında 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 itfaiye eri dumandan etkilenerek tedavi altına alındı. Tarsus'ta bir bisiklet ve motosiklet fabrikasının bisiklet yapıldığı bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de yangın yerine destek amacıyla sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dumandan etkilenen 2 itfaiye elemanı tedaviye alındı. Büyük maddi zararın oluştuğu yangınla ilgili inceleme sürüyor. Eğitim Sen Mersin Şube Sekreteri İsmail Usluoğlu, 2018-2019 eğitim öğretim sezonunun sona ermesi nedeniyle Eğitim Sen binasında bir basın açıklaması yaptı. Eğitim Sen Mersin Şube Sekreteri İsmail Usluoğlu, 2018-2019 eğitim öğretim sezonunun sona ermesi nedeniyle Eğitim Sen binasında bir basın açıklaması yaptı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı 14 Haziran 2019 tarihinde öğrenciler için sona erdiğini ve 18 milyona yakın öğrencinin yaz tatiline girdiğini hatırlatan Usluoğlu, resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapan 1 milyonu aşkın öğretmenin de 2 haftalık seminer çalışmalarının bitiminde yaz tatiline gireceğini kaydetti. Seminer çalışmaları öncesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un telekonferans yöntemiyle öğretmenlere hitap ettiğini anlatan Usluoğlu, bakan 2023 vizyonuna atıfta bulundu, orta öğretim programına değindi, öğretmen odalarının yeniden dizayn edilmesinden bahsetti. Ancak acil çözüm beklediğimiz hiçbir soruna değinmedi, dedi.
Bu sorunları eğitimsel olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitimin durumu adlı raporumuzda ayrıntılı olarak ele aldık ve bu raporumuzu sizler aracılığıyla bütün kamuoyuyla biraz sonra paylaşacağız. Bu rapora değinmeden önce şu hususlara dikkat çekmek isteriz. Bizler sözde değil gerçekten öğretmenlere ve öğretmenlik mesleğine değer verilmesini istiyoruz. Öğretmenlik mesleğinin statüsünün geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Ekonomik ve özlük sorunlarımızın acilen çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Başarılı ve başarısız öğretmen olarak ayrıştırılmak istemiyoruz. Öğretmenlere dönük son dönemde iyice artan şiddet olaylarının engellenmesi için gerçekçi ve geçerli önlemler alınması gerektiğini düşünüyor ve bu sorunun acilen çözülmesi için kamuoyunu ve siyasi iktidarı sürekli uyarıyoruz. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası olarak diyoruz ki, Milli Eğitim Bakanı bugün öğretmenlerimize seslendi ve neredeyse acil çözüm beklediğimiz hiçbir soruna değinmedi. Bu nedenle bizler bakana seslenmek istiyoruz ve eğitimsel olarak şunları belirtmek istiyoruz. Bir, sözleşmeli ücretli öğretmen olmaz. Tüm öğretmenler kadrolu istihdam edilmelidir. İki, tüm eğitim emekçilerinin ek göstergesi 3600'e yükseltilmelidir. 3. Eğitim ve hazırlık ödeneği ayrımsız tüm eğitim emekçilerine yılda 2 defa ve 1 maaş tutarında ödenmelidir. 4. Ek dersler için ödenen ücret arttırılmalıdır. 5. İş güvencemizi ortadan kaldıracak, çalışma koşullarımızı ağırlaştıracak ve öğretmeni uygulayıcı konumuna indirecek bir meslek kanununu kabul etmiyoruz. 6. Öğretmenleri başarılı başarısız olarak ayrıştıran Öğretmenler Günü genelgesi geri çekilmelidir diyoruz. 7. Artan oranlı vergi dilimi uygulamasından vazgeçilmelidir. 8. Haksız hukuksuz bir biçimde ihraç edilen ve savcılıklarca haklarında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar bulunan kamu emekçileri görevlerine bir an önce iade edilmelidir diyoruz ve bunun için mücadelemizi arttırarak sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü yatırımlarla ekiplerini güçlendirdi. Evde sağlık hizmetinde 2018'de yaklaşık 8500 aktif hastaya ulaştı. Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler evde sağlık hizmetleri sistemini vatandaşlara tanıtmak için büyük bir alışveriş merkezinde stand açtı. 4 gün süreyle açık kalan standa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Standın açık olduğu süre zarfında konuyla ilgili 2000 broşürle çok sayıda balon, bez çanta, kalem ve magnet dağıtıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı da standa ziyaret ederek evde sağlık hizmetleriyle ilgili açıklama yaptı. Evde sağlık hizmetlerinin 2010 yılında ülke genelinde yaygınlaştırıldığını belirten Bahçacı, Mersin'de yaklaşık 10 yıldır sistematik olarak bu hizmetin sunulduğunu söyledi. Bahçacı, kronik hastalığı olan, büyük ameliyat sonrası tedavisine evinde devam edilen, yatağa bağımlı, yaşlı ve engelli hastalarımızın ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerini evlerinde sunuyoruz dedi. Mersin'de bu alanda 12 birim, 26 ekip ve bir koordinasyon merkezi ile hizmet verildiğini kaydeden Bahçacı, ekiplerimiz normal şartlarda bir hekim, bir hemşire ve bir şoförden oluşan çekirdek ekiple hizmet veriyor. İhtiyaç halinde ekibe uzman hekim, psikolog, fizyoterapist ve diğer sağlık çalışanları da destek veriyor. 2018 yılında yaklaşık 8500 civarında aktif hastamız oldu. Bu hastalardan 5000'e yakını yeni takibine başlanan hasta. Bu hastalarımızı yıl içerisinde yaklaşık 25 bin kez ziyaret ettik. 2019 yılı ilk 5 aylık sürede ziyaret sıklığımızı önemli ölçüde arttırdık bilgisini verdi. Evde sağlık hizmetlerinden faydalanmak için 444-38-33 nolu telefonu arayarak veya aile hekimleri vasıtasıyla kayıt oluşturulması gerektiğini dile getiren Bahçacı, bu alanda sunulan sağlık hizmetlerini daha da geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.
Tarsus'ta sulama kanalına devrilen traktörün altında kalan çiftçi Duran Yıldız yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Tarsus'a bağlı Yaramış Mahallesi'nde Duran Yıldız idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada sürücü Yıldız traktörün altında kaldı. Olay yerine gelen yakınları traktör altında sıkışan Duran Yıldız'ı kurtarmaya çalıştı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan Avrupa Birliği tarafından desteklenen Tarımın Geleceği Emin Ellerde projesi kapsamında Alata Tarım Kampı başladı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan Avrupa Birliği tarafından desteklenen Tarımın Geleceği Emin Ellerde projesi kapsamında Alata Tarım Kampı başladı. Kamp kapsamında 10-14 yaş arasındaki öğrencilere sebze, meyve, süs bitkileri, turunçgil yetiştiriciliği, arıcılık ve bal üretimi konusunda eğitim verilecek. Bu faaliyetin ismi Alata Tarım Yaz Kampı. Gençler bizim için önemli. Son zamanlarda tarımın kıymetini biliyorsunuz. Tarım çok kıymetli oldu. Ve sloganımız tarım, tarımın geleceği emin ellerde diye bir sloganımız var. Bu projede beklentimiz bizim gelecekteki çocuklarımızın tarımla ilgilenmesi, tarımın tekniklerini öğrenmesi. Yani bir arıcılığı öğrenecekler, bir fideyi öğrenecekler, bir tohum nasıl dikilir onu öğrenecekler. İlaçsız ürün nasıl yetiştirilir onları öğrenecekler. Toprakla bir haşır neşir olacaklar. Çevreciliği öğrenecekler ve gelecekte tarımla ilgili neler yapabileceğini öğrenecekler. Yani tarımın çok kıymetli olduğunu öğrenecekler. Alata, Mersin Ticaret Sanayi Odası ve Erdemli Ticaret Sanayi Odası ile beraber bu projeyi gerçekleştireceğiz ve bu proje bir hafta sürecek. Bu proje sürekli olacak ve çok fazla bir talep var. Çocuklara toprağın, sağlığın, çevrenin kıymetini öğreteceğiz bu projede. Projeye Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası ile Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü de destek veriyor. Çevresel duyarlılık ve iyi tarım uygulamaları konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen program boyunca çocuklar çevre dostu üretim teknikleriyle ekimden hasada yetiştiriciliği öğrenecekler. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle düzenlenecek ilk haftaki programın ardından 24-28 Haziran ve 1-5 Temmuz tarihleri arasında devam edecek programın sürdürülebilirliği proje fikrini geliştiren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından sağlanacak. Dikmek isteyen hemen verebilirim. Ben dikerim. Buyurun. Güzel. Tamam, şimdi onu dikebilirsin. Damlamanı mı yedin? Evet. Bir tohumda 50 tane domates yetişiyormuş. Yani domates tohumunda yetişiyormuş. İlk kez mi tohum ektin? İlk kez domates tohumu ektim. Çok güzel bir duygudu. Umarım domates yetişir. Şimdi ben ilk olarak burada kendi yaptığım bahçemi süslemek için geldim. Şimdi domates ekiyoruz. Fide ekmiştim. Babamla tarlaya gittiğimizde fide ekmiştim. Fidan ekmiştim. Tohum ilk defa ekiyorum. Yani heyecanlıyım. Ve şunu öğrendim. Çok garip bir bilgi olarak düşünüyorum. Bir tohumdan 50 tane meyve çıkıyormuş. İlk olarak onu öğrendim. İlk defa domates tohumu ektim. Çok heyecanlıydı. Umarım ektiğim domateslerden sağlıklı bitkiler yetişir. Tarımın geleceği emin eller. İki taraftan tutuyoruz, tamam mı? 1, 2, 3. Tarımın geleceği emin ellerde. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl alınan helikopter vatandaşlara kiralanarak hava taksi hizmeti verecek. Helikopterin saatlik kiralama ücreti 9.000, yarım saatlik ücreti ise 4.500 lira olarak belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılının Nisan ayında alınan helikopter, Başkan Seçer'in tasarruf tedbirleri kapsamında yeni bir görevle hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait helikopter artık hava taksi hizmeti de verecek. Genellikle denetim hizmetleri için kullanılan helikopter artık vatandaşlar tarafından uygun fiyatlara kiralanarak hava taksi olarak hizmet verebilecek.
Geçen sene 2018 yılının Nisan ayında alınan helikopterimiz Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından alınış amacı tamamen kamusal görevlerde kullanılmak. Yani denetim, yangın, acil durumlarla ilgiliydi. Vahap Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer seçildikten sonra verdiği ilk talimatlardan tasarruf tedbirleri içinde bu helikopterimizin de vatandaşlarımız tarafından ücreti dahilinde Mersin'imizi gökyüzünden doğal ve tarihi zenginliklerini göstermek amacıyla böyle bir düşünce ortaya çıktı. Şartları, ücretini karşılayan tüm Mersin halkı, vatandaşlarımız, iş adamlarımız, sevdiklerine sürpriz yapmak isteyen Mersinlerin tamamı kiralayabilecekler. Şimdi ücret konusu tamamen yakıtla ilgili, çok bir kar amacı da güdülerek yapılan bir şey değildi. Bir saat 9000 lira, yarım saati 4500 lira olarak belirledik. Bunu da tabii ilgili kurumlardan bu fiyatları tespit ettik müşterek olarak. Burada öncelikle amacımız Mersin halkına havadan, gökyüzünden Mersin'in güzel yerlerini göstermek. Birinci amacımız buydu. Helikopterimizin özelliği 6 kişiye kadar gökyüzünden Mersin'imizi seyrettirebileceğimiz bir donanıma sahip. Anlaşarak 6 arkadaş geldiğinde yarım saat 4500 lira. Bugünkü kurda euroya çevirdiğimizde yaklaşık 100 euroya vermek kaydıyla 6 kişi yarım saat gökyüzünden Mersin'imizin doğal ve tarihi güzelliklerini beraberce seyredebilecekler. Vatandaşlarımız kendilerine istedikleri noktaya götürebilecek şu an kapasitemiz var. Tüm ilçelerimiz nere istiyorlarsa Mersin Merkez ve 10 tane ilçemizde bu hizmeti sağlıyoruz, veriyoruz. Gidebilirler. İstedikleri yerlere uçuruyoruz. Teknik özellikleri son derece üst seviyede olan helikopterimiz, burada da gördüğünüz gibi donanım açısından da son derece ileri seviyede bir helikopterimiz. Güvenle binebileceğimiz bir helikopterimiz. Gece uçuşumuz yok, teknik imkanımız yok o anlamda. Onun haricinde gün içinde sürekli kullanılabilir helikopterimiz. Mersin'e gelen Hababam sınıfın yaşayan efsaneleri Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Oyuncular İstanbul ve Antalya'nın yanı sıra Mersin'de de Hababam sınıfın müzesi olmasını istedi. Türk sinema tarihinin unutulmaz seri filmi Hababam sınıfının efsane oyuncuları Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Mersinlilerle buluştu. İki gündür Mersin'de olan oyuncular bir araya geldikleri Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den Hababam sınıfı müzesi kurmasını isteyerek bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylediler. Biz arzu ediyoruz ki Mersin'imiz daha çağdaş olsun. Modern bir kent olsun. Demokrasinin yerleşmiş olduğu bir kent olsun. Yardımlaşmanın, hoşgörünün, insanlığın olduğu bir kent olsun. Bunu arzuluyoruz. Sanatın olmadığı bir yerde bu değerlerden bahsetmek mümkün değildir. Böyle bir kent yaratmaya çalışıyoruz. Sizin de işaret ettiğiniz gibi. Zaten Atatürkçü olan Mersin'i daha da bu anlamda tahkim etmeye çalışıyor. Sanatı, sanatçıyı, bu faaliyetleri önemseyen bir belediye başkanı görecek Mersin'de. Buna karar veririz. Birçok Türk insanı gibi ben de Hababam sınıfı filmini bir değil birkaç kez izledim. Tabii saat ekran karşısına geçip bir film izleyip işte bir takım esprilerden, nüktelerden gülüp ondan sonra unuttuğumuz bir film değil. Çok mesaj aldığımız bir film. Bu arada hoşgörüyü, yardımlaşmayı, iyilikseverliği, acıyı, mutluluğu, müzikliği, nüktedanlığı, aile olmayı, bir olmayı, birlik olmayı, zor günde arkadaşınıza, dostunuza yardımcı olmasını öğreten bir yapıt olması açısından da Türk sinema tarihinin önemli bir kazanımı diye. Hababam'ı unutmayın. Eğer bu Mersin'i bir kültür festival şehri yapacaksanız, bir festivalde biz yine Hababam ve tam kadro olarak gelmek isteriz. Ancak
Bir talebimiz daha var ama bu şimdiki bir talebimiz değil. Daha bir yerleştikten sonra şu anda koltuğunun soğuk hissediyorum. Biraz daha ısınsın. Isındıktan sonra biz Hababam Sınıfı filmini çektiğimiz odayı birebir müze yaptık. Bilmiyorum hiç basından takip ettiniz mi? Aynı sıraları, aynı perdeleri, aynı masayı, aynı şeyleri kullandık. Bağımlı heykelleri yaptık. Kepez'de muhteşem bir Hababam Sınıfı müzesi açtı. Hadi gelin hep beraber el ele verelim. En teferruatlısın Mersin'de açalım. Akdeniz Belediyesi ilçe sınırları içerisinde bulunan 11 spor tesisinde kapsamlı bir yenileme ve bakım çalışması başlattı. Akdeniz Belediyesi ilçe sınırları içinde bulunan 11 spor tesisinde kapsamlı bir yenileme ve bakım çalışması başlattı. Akdeniz'de vatandaşlara yeni spor alanları kazandırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra mevcut sahalar da elden geçiriliyor. Bu kapsamda Adanalıoğlu, Bahçeli, Çay Mahallesi, Dikilitaş, Evci, Huzurkent, Karaca İlyas, Yeni Taşkent, Nacarlı ve Seyfi Ali Türkoğlu, Şafak Erdur futbol sahalarında gerek zeminde gerekse de tesis içindeki alanlarda yenileme ve bakım çalışmaları başladı. Yenileme çalışmaları başlatılan spor tesislerinde incelemelerde bulunan Başkan Gültak, belediye yetkililerinden de bilgi aldı. Şu an Karaca İlyas'tayız. Bu sahada hem yenileme hem onarma çalışmaları yapıldı. Bunun dışında 12 sahamızda da aynı şekilde belediyemize ait bütün futbol sahalarımızı ve spor tesislerimizi yenileme ve onarma çalışmaları devam ediyor. Arkada gördüğünüz yerde işte yaklaşık 500 tane oturma konsepti olarak gördüğünüz bütün o yerler yeniden yapıldı. Harabe halindeydi, tahtaydı. Hepsini plastiğe çevirip düzenledik. Bundan sonra buradaki yapılan maçlarda üzerlerini de kapattık. Çok rahat maç seyredilebilecek. Ayrıca yan tarafta şurada bir saha var. Orada nasipse bir halı saha yapacağız Allah'ın izniyle. Basketbol ve futbol sahası da düşünüyoruz. Dolayısıyla bu bölgede güzel bir konsept olacak. Hem çok güzel bir futbol sahası, hem halı sahası, hem de yanına diğer spor alanlarının yapıldığı bir alan yapmış oluyoruz. Akdeniz Belediyesi olarak çalışmaya devam ediyoruz. Bu sahaların çoğu atıldı, kullanılmıyordu. Oturulacak yerler yoktu. Bunun gibi başka sahalarda da inşallah çalışmalarımız devam edecek. Spora ve gençliğe önem veriyoruz. Çünkü gençliği uyuşturucudan kurtarmanın en büyük yolunun spor ve sanat olduğunu biliyoruz. O yüzden spora desteğimiz devam edecek. Bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.